Herkese selamlar arkadaşlar hoş geldiniz Merhabalar. konsol üstünün yeni bir güncellemesine Küncele. efendim bugün künceleyeceğimiz konu hmm. tabii ki Diablo ee, yaklaşık bir üç hafta geçti biz de haldırhuldur huldur oynadık ha tabii ki bizden daha haldırhuldur huldur oynayan çok fazla arkadaş var onlar kadar değiliz biz hmm. kıvamında oynadık ama sonuçta oyunun pek çok yerine hakim olduk. Evet 100. level'a gelmedik belki ama e, yani üzerine konuşacak kadar da tecrübe Tecrübemiz sahibi var. olduk. O yüzden de daha Hı. fazla uzatmadan Hı. bir geçelim konuşalım istedik. Şimdi efendim Diablo deyince tabii ki onurdur. Yani benden çok daha hayran oyunum. Benim Diablo benim hayatımda çok böyle önemli bir yer kaplayan bir oyun değil de Her oyunu oynadım. Fakat bir tane karakter yaptıktan sonra <laughs> Endgame'ine End gameine çok bakmadım bir oyundur. Ha bu sefer Diablo 4'te düşünüyorum ama e, o yüzden ben sana bırakıyorum. Bir Diablo sever olarak açılışı sen yap. E, pek çok yönden eleştiriliyor oyun. <laughs> sen ne nasıl buldun? Ne diyorsun? Buyurun <laughs> üstadım. Yo üstatlık da alakası yok sok abi. E, hmm. <laughs> peki. Ya e, aslında bildiğimiz ama belki bazen kelime söylememiz bir şey var. Abi e, önce oyunla alakalı değil ama adamlar zamanda nasıl bir arayüz yapmışsa Murat. Yani birinci oyunda dördüncü oyun arasında 25 sene mi fark var kaç sene var bilmiyorum. Çok küçük değişikliklerle bu arayüz değişti. Bu arada yani ben bu oyunu her açtığım zaman ilk ben bu oyunu 16 yaşındaki oynamıştım. Onun etkisine mi giriyorum o nostaljiye mi kapılıyorum nasıl bir arayüz. Çok bir değiştirmeye ihtiyaç duymadan orada sadece potion kısmını biraz böyle rafine ederek tek kullanımlık haline getirerek bir şey geldiler. Bir, bir, bir onu bir açmak isterim önce hani düşünmek isterim. Bildiğimiz ama belki kendime söylemesin bir şeydi. Ben hep oynarken açınca olan diyorum. 30 yıldan beri herifler aynı arayüzde bunu bize sunuyorlar. Vallahi enteresan oyun dünyası bu kadar gelişmişken diye. Aslında ne? belki de çok <laughs> zaten ee, rafine edilmiş olması evet. dolayısıyla olabilir mi ya da oyun aslında o kadar basit ki. E i̇şte oraya oraya bağlayacaksın Ha yani ee, zaten değiş yani düşünsene oyun dünyası ne kadar değişti. Eskiden RTS'lerde sağda böyle bir kocaman menü olurdu. Oradan bina seçerdin birimle. İşte RPG, e, e, FPS'lerde altta silah seçenekler oldu birden 9'a kadar falan. Bunlar böyle değişti, 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 değişti. Bu değişmedi bu yapmadı yani. Bu hala bu arada solda işte bir tane baloncuk, sağda bir tane baloncuk. İşte ee, bir işte ne yaptı? Birden 9'a kadar artık inventörü yok onu 5'te kesiyor. Onları da inventörde falan. Neyse. Ben ama bir bunun farkında kaçmak istedim. Abi e, Diablo tarafında şimdi şunu çok net konuşayım. 3'ten daha iyi bir oyun olduğu bir gerçek. Hani belki bunu en sonunda söylemek lazım ama Diablo'yu açtığın zaman bence en güzel kısmı e, o tekrar o gotik havasını çok rahat yakalayabiliyorsun. Lan Karanlık. Ben çok, Evet çok büyük keyif aldım. Ee, o hani ya evet bir mahzene girdiğin zaman hakikaten o mahzen mahzen gibi oluyor bu sefer. Yani zamanda e, izleyicilerin bizlerin de Diablo 3'ü çok bir sene hani, sert eleştirmesek de ya bu nasıl rengarenk oyun olmuş ya böyle olur mu dedikten sonra buna geçince ya diyorsun evet Diablo böyle kötümsel bir ortamda geçmeli diyorsun oynayınca. Hı hı. O bakımdan e, benim açımdan çok böyle geçer bir not aldığını söylemek isterim. Ee, gene değişmeyen şeylerden bir tanesi, oyundaki hala itemların düşme sesi, kapı açma sesleri falan. Diablo 1'deki bunlar aslında şeyse 16 bitse, şimdi 24 bit de şey yapmışlar yani artık e, sample etmişler ama aynı onu oynuyorsun. Yani çok güzel bir şey var, ee, oyunun core'u öyle 30 yıl öncesinin aynısı. Üzerindeki yani omurga aynı duruyor, üzerindeki o şekil, şemali değiştirerek bugüne kadar geçiyorlar ve zevkle oynatıyor. En güzel e, noktadan bir tanesi bence abi bu dungeonlara girip çıkma konusu çok keyifli olmuş. Yani mm -hmm. e, iyi bir dinamizm, dinamizm getirmiş. Açık dünya olması bence e, gayet hala etkili. Çünkü ben e, hiç alışık olmadığım bir şey, ilk defa bir Diablo oynarken, daha önce olmadığım için, ana gövden kopup saatlerce o kasabadaki işte yok benim işte kızımın başını, kuzumu kurtlar götürdü, ormanda bir şey yapacaklar falan derken onları ko 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 koparan bir şey e, ee, Yağız Delikanlı kah işte şey faridin peşine koşan bir tane avcı olan bir karaktere bölünüyorsun güzel oluyor. Ondan sonra ama mesela bunun içerisinde tatsız bir şey var. Ee, ya o seviyede bir açık dünya bek yapıyorsan biraz daha kararlarda etkili olma şeyi doğuyor bende. Hani yıllardan böyle konuşmalardaki böyle bir seçenek vardı ya çünkü bir RPG öğesindeki o e, kısmını getirdiğin zaman insan benim zihnim, oyuncu zihniyetim Ulan bir yerlerde bir şey evet-hayır, bir başka bilgi falan daha sorayım refleksi oluşuyor bende. Hı hı. E, Diablo'da hep onu hissettim. Ulan arada bari birkaç bir şeylerden ver de oynayabileceğim, bunu böyle sorabileceğim, edebileceğim. E, o kadar yapılandırılmış bir e, şeyden, diyalog sisteminden biraz daha özgün hissedeyim. E, bu mesela bir yenilik Diablo dünyası için ama oyun dünyası için çok basit bir şey kalmış ama Diablo için büyük bir şey baktığımız zaman böyle bir e, görevlerin üzerine gidip böyle o, da, dağılmak aslında. Bir ara çünkü sana çok net bir şey söyleyeyim. Bir 3 saat 4 saat falan bir pazar mı cumartesi mi hatırlamıyorum. Hiç ana göreve gitmedim. Yani öyle söyleyeyim. Bir ara bir kafayı bir kaldırdım. Ulan dedim sağda quest duruyor yani. Aktik'in hmm. ne olacak bu dedim. Ondan sonra tekrar ona koşmaya başladım. Bu çok güzel. Yani adamlar yedirmişler bunun içerisine İyi yapmışlar. Yani ee, aslında şunu diyorsun. Ha. Oradan bir Onur'un geçtiği anlaşılmıyor. Yani Onur'un evet, geçişi Murat'ın geçişi arasında bir fark, fark yok, yok. aslında. O, Kesinlikle. E, çok çok Epik bir şey yapıyorsun hmm. aslında dünyayı kurtarıyorsun ama dünyada evet. senin eşsiz bir katkın olmuyor orası? Ondan, aynen. zaten bir tiyatro evet. sahnesi gibi sen de önünde oynuyorsun aslında. Evet. Aslında şey okuyorsun yani sıkıptan evet. oynuyorsun bunu tamamen. Sana bir bir şey etti aynen çok güzel söyledin üzerine soracak bir şey yok yani. Evet. Doğaçlama yapamıyorsun abi o an sen şey ama bunu ben negatif olarak değil. Hı hı. O yıllardan beri, beri... yapmak se... zorunda değil mi? Değil. FRP, RPG oynayanların hani işte o diyalog çıkınca olan hani 4-5 seçenekten birini sorarak biraz daha detay ya. O yok mesela. Orada iki tane şey var ve onlar zorunlu yapıyorsun. Yani biraz bende bu mesela eğriti durdu ama çok basit bir şey. Sadece takıldığım, bendeki bir refleks olarak bunu paylaşmak istedim ama. Şu nedenle olabilir mi o aslında? Hmm. Yani sonuçta bu Action RPG ya. Türün ismi zaten Action. Hmm. Ve e, aslında bu konuşmaları böyle arttırarak ve Hı -hı. bu ana ana görev dışındaki görevleri Hı -hı. yayarak e, şeyin aksiyona biraz arada sırada bir gem vuruyorlar. Yani Hı -hı. aksiyonun azaldığı yerler oluyor. Evet. Belki orada konuşma seçenekleri gelse, başka uzun uzadıya Hı -hı. daha da fazla konuşuyor olsam bu sefer Hı -hı. oyun e, bu aksiyon RPGlik kısmından Hı -hı. E, biraz daha uzaklaşacak. O yüzden Hı -hı. oradaki bir denge var. O dengeyi yine aksiyon tarafına Hı -hı. tutmak istedikleri için alabilir e, belki de. E, bu konuşmaları kısa tutmuşlar. Hı hı. Çünkü bu oyunda hakikaten fazla konuşmaya başlayamıyor. Ben sıkılıyorum mesela. Hı hı. RP, diğer RPG'lerde oturur bütün seçenekleri hı hı. seçer, konuşurum falan. Bunda o hı hı. E, konuşma kısmında 4-5 seçenek olunca ulan hepsini konuşacağız mı şimdi bunu diye düşündüğüm oldu. Çünkü olayı bu değil yani. Evet. Ee, o diye şeye gelirsek Murat, Dungeon'lara. Abi Dungeon'ların bence güzel kısmı bir kere Oyunu tekrar oynatmak açısından çok büyük bir şey var orada bir e, havuç var. Oyun diyor ki gel başka karakterle bu dancını bitirirsen onun o skill açılacak sana diyor. Yani artık neyse şey, özelliği yok O mesela oyunu tekrar etmek için güzel bir havuçlardan bir tanesi. İkinci e, ikinci kısmı eee evet e, bir de işte... şey güzel burada bir saplama yapayım. E, o da aynı Elden Ring gibi. Elden Ring'de de, de bir dungeon'a girdiğinde istersen klasın için olsun ister olmasın evet. bir özellik düşer ya aslında evet. onu kopyalamışlar ve evet. e, o dungeon'ı bitirmenin büyük bir motivasyon kaynağı olmuş hmm. evet, aynen, oradaki aynen. O özel yüz denen damga denen şeyleri evet, dam almak ama, çok hmm. güzel bir e, mekanik olmuş evet. güzel bir karar o oyunu oynatan baş etmenlerden bir ben tanesi. Bir bu arada ee, şeyden de emin değilim ha. Orada bir tane aldıklarını diğer karakterlerinde kullanabiliyor olabilir misin acaba? Yalnızca yani büyücü için diyor. Hiç denemedim o yüzden. Bir, tanesi yükledim bir denemek amaçlı ama o karakterin onu açtığını fark etmedim o verdiğim yüzün. Ama şuna bağlayacağım konuyu. Aslında bu da hani yetenek haricindeki bu klavyede en fazla işte dört tane şey atabiliyorsun ya skilllere. Evet. Bir tane de böyle veya iki tane hangi neye eklersen böyle bir pasif bir skin olmasına sağlıyor beraberinde o yüzler aslında. Ne yüz alına göre değişiyor. Aslında hani orada kontrolünde olmayan ama kullanabildiğin bir takım özellikler de geliyor. O da oyunun bu çehresinde işten kısımadan bir tanesi. Ama dungeon konusu açılmışken e, bir orada bir negatif bir yapmak isterim. E, abi dungeon'ı all world of warcraft'taki yani işte hp'si yüksek boss'u kesmek odağına koy. E, zaten bunlar dört 4 tip oluyor. Anahtarları bul, kapıyı aç. Bilmem ne işte itemını, reliki bul, ondan sonra bir şey yap. E, onları Adam koruyan tutar. onları koruyan işte 4 tane büyücüsü olsun. Onları kes, ondan sonra boss'u öldürebilir. Sekanslarından biri tekabül ediyor. Biz evet. bunu 20 yıl önce WoW'da oynadık. E, ne demek istiyorum? Yani hep hep örnek veriyoruz ama şu dungeon konusunda falan. E, o e, keşke şey diyorum. Ee, yani Destin'in açmış olduğu raid yaparkenki kısımdaki o hani o kısmın bulmacası, o boss'un nasıl ile alakalı biraz daha böyle kafa bozduran o benim koopa ihtiyacım var. Bunu koop yapalım arkadaşım. Çünkü oyunun altyapısına göre çok acayip kurmuşlar koop yapmak konusunda. Ee, keşke öyle bir şeyler verseler de birazcık hani böyle oyunu tek düzey hani mouse'a basıyorum basıyorum dan 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 kafaya vuruyorum o o çehresini biraz değiştiği bir serdi isterim. Bu kadar çok yenilik bir oyunu yüklemek isterken diye onu bir parantez olarak açmak isterim. Yani dungeonlar keyifli ama boss sekanslarına keşke abi desen ki yine orada bazen biliyorsun şey çıkıyor ya kuleler çıkıyor sana ekstra skill veriyor. Onları araya serpiştir o bosslarda bir şey yapmak için kafada biraz uğraştır. O boss kesmişlerini çok böyle tekrar edilen buldum. Orada böyle bazen hani zaten sonunda ne çıkacağını bilerek ilerliyorsun. Beni şaşırtmıyor demek istiyorum bosslar. Sadece boss'un dinamikleri değişiyor o kadar. Dungeonların koevo seni koop yapmaya zorlamasını pek istemem açıkçası. Çünkü Hı. istemem yani tek başıma oyunu oynayıp bitirmek isterim. Benim dungeon'larla ilgili sıkıntım e, bir sürü dungeon var, hepsi birbirinin aynısı. Yani Hı. bir ayırt edici özellikleri yok. Zaten ama 4 tip dungeon'ı var aslında. 3, 4 mü mü işte. o kadar mağaralar var. İşte tapınak gibi olanlar var Hı -hı. falan. İçerisinde dediğin gibi görev de aynı. Eee işte kurtarılacak adamları kurtarıyorsun, kapı açılıyor ya da bir şey getiriyorsun, kapı açılıyor. Bir süre sonra o dungeon'ları birbirinden Hı -hı. ayırt edememeye başlıyorsun. Hı -hı. Zaten hepsi birbirinin aynısı olduğu için de bir özelliği kalmıyor dungeon Hı -hı. olayının. Sadece sona kadar ulaşıp o damgayı e, hı hı. almak gibi bir <laughs> niyetin oluyor. Bir de tabi e, şimdi dungeon'ın içerisindeki karşına çıkan yaratıklar da senin level'ına göre scale ediliyor. Hı. E, dışarıda dungeon dışındakiler de senin level'ına evet. göre scale ediyor. O yüzden dungeon'ın içiyle dışı arasında bir fark yok senin hı. oyun e, keyfin, deneyimin içinde. Orada tek mesele e, boss'a ulaşıp Damgayı almak Vallahi. o kadar. Onun içinde yaptığın her şey aslında oyunun her yerinde yaptığın aynı. Aynı. Şimdi Elden Ring'den o şeyi verdik ya. Evet. evet. Şimdi Elden Ring'deki dungeonlar da tabii ki birbirine benziyordu çoğu. Fakat Hı. birisine giriyordun. Adam seni öyle bir dövüyordu ki diyordun ki ben buna sonra geliyorum. Evet. Yine de sonra Defter yazdım diyordun evet. 5 yani, level atlayıp geliyordun yine dövüyordu 10 level atlayıp geliyordun yine dövüyordu Yine dövüyordu Yine en sonunda bir ara sen onu dövüyordun. Geçiyordu. Şimdi burada Öyle bir şey yok yani. Oyunun Hı. sana verdiği şey deneyimi hep aynı. Hı. Level i̇şte o dedim ben de. Ya bu bir deneyimdeki evet. zorluk böyle böyle bunu çizsen bu böyle çok böyle spike'lar çıkmaz evet. böyle. E yani çok lineer ya. gider. E orada böyle, çok güzel bir Aynen. Onu hissettiriyorsun. Ee, eleştiren bir tanesi de oraya bağlayacaktım. Ya abi bu oyunun temeli iyi e item düşürmek hani çok güzel bir orada bir havuç var. Abi iyi e item düşürdüğümün hissiyatını kafasına vurduğum zaman ölmeyince Ulan diyorsun şey yani bunu bulduk da çok da bu kadar olmadı. Yani o level scaling'de bir çarpan var. O çarpan 0,98'de kalmış. Anladın mı yani sen hani o senin aldığın şey sana anca %2'lik bir yani %0.2'lik bir şey böyle getiriyor. E, avantaj getiriyor. Evet, her onun, şey öyle canım. Evet onun işte bazı yerlerde yok. işte 0,98'den 0,77'ye düşse o şey. E, çarpan neyse arkadaki hani kafasına vurduğum zaman eziyorum yılanın başını diye hissettirse çok daha güzel olacak. İyi ama bir item işte. düşünmenin keyfini açacaksın. Oyun orada işte kotaramamış. Yani oraya oyunda... belli ki bir şeyler gelecek abi. Yaparlar onu yani. Belli yok, çok güzel. Oyunda araştır. böyle bir şey yok abi. Hmm. Oyunda öyle Ben olacağını hmm. düşünüyorum ben. Hmm. Bir item aldım da öküz hmm. gibi güçlendim. Bak milleti gebertiyorum diye bir şey yok. Zaten her şey senin vuruş gücüne göre hmm. ayarlandığı için hiçbir zaman Karşısına çıkan adamları ezecek kadar bir şey ya, olmuyor. Tam esin demiyorum da yani eskiden aynı klik 10 klikte adam öldürürken bu en fazla 9 buçağı düşüyor demek istiyorum. Keşke diyorum bir item'a bu 8'e 7'ye de inebildiğini hissettik O kadar sıçramaları iyi item'la yakalayamıyorsun yani. O oyun sana o hazzı vermiyor. Çok güzel item'mış oğlum. Işte. Of falan dedirtmiyor sana. Evet. evet. Katılıyorum ve oyun öbürüne göre dizayn edilmiş. Yani evet. dizaynı bozardı senin dediğin şey. Çünkü ben... her şey sana göre scale edildiği ben... için Hı -hı. Arada seni çok kuvvetlendirecek bir şey almak pek mümkün değil ya. Yani. Çünkü yani e, hesap ediyor ediyordu sana bir ortalama veriyor. Ortalama göre diğerlerini yapıyor. İşte ben de formülle oynanabilir diye bir umudum yani, var hala ileride zamanlarda. Ee, şey değinmek isterim. Ee, gerçekten bence Diablo 3'ün en 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 zayıf ve kötü noktası abi skill acıydı. Yani Hı -hı. E, bunu çok güzel kotarmışlar. Bu çok keyif aldım. E, ...dur onu da deneyeyim, dur buna da bakayım demenin hissiyatını güzel yaşadım. Abi 300 para veriyorsun, ondan sonra bozduruyorsun skill'ını, evet, bir evet. skill'ına geçiyorsun. Çok evet. hoş oluyor ve e, ben birkaç yerde böyle biraz böyle zorlanmayı hissettim böyle. O an dedim e, bu build'da biraz e, şeye e, iyileşme ihtiyaç var. Kullanmadığım, çok nadir kullandığım iki skill vardı. Onları değiştirip biraz daha böyle etki odaklı, kitle odaklı skill'lara geçince onu çok rahat hissettirdim ben de mesela. Hmm. Çok güzel olmuş o bakımdan onu bir ayakta yani alkışlamak lazım. Güzel Tabii çok canım. güzel yormuşlar, Kafa yormuşlar. İyi zevkli olmuş. Oy. Rafine bir ağaç olmuş orada. Hem ağaç güzel hem de evet. istediğin an istediğin şeyi tekrar hı. geri verip e, puanını alıp başka bir yere e, vermek e, sana zaten bir hı hı. esneklik sağlıyor. Zaten adamlar evet. da öyle demiş. al istediğin gibi oyna. Hı hı. Yani hı hı. skill'in devamlı artıyor. 30'a geldi mesela. mesela. Al abi hepsini tekrar dağıt. Bir tanesini beğenmedim o bir tanesini al başka bir tane var. Ya bu e, senin denemeler yapmana çok müsait bir sistem ve hı hı. bunun penaltısı da yok. Yani sana evet. verdiği bir ceza yok. Yine Aldrinick'ten o, o örnek hı. verirsem gidip bilmem işte embriyo mu ne buluyordun e, evet. tekrar yapmak için ondan da 8 9 tane çıkıyordu. Yani orada oyun diyor ki yapma diyor. Evet. Sana ben senin denemeler yapmanı istemiyorum hı hı. diyor. Sen bir tane bul o yoldan hı hı. git. Bunda tam tersi. İstediğin kadar deniliyor. Yani hmm. buyur sana verdik kum havuzunu. Hmm. Ee, istiyorsan bütün puanlarını geri al, tekrar hmm. dağıt. Bu çok hmm. hoşuma gitti gerçekten ki Kesinlikle. ben çok sevmem bu ilk değiştirmeyi. Hmm. Ben bayağı elektrikle başladım. Sonra hmm. ulan buzla güzelmiş dedim. Biraz hmm. buzla elektrik gitmeye başladım. Sonra bir baktım buzla yardırıyorum elektriği hmm. tamam mı? Kapattım, buza döndüm mesela. Abi şey çünkü bölgelere göre veya düşman tipine göre skill'leri değiştirmen çok rahat yani işte bir şey var bir alan var böyle bir sürü boğa alman gerekiyor. Boğaların HP'ler, anasının gözü gibi herifle yani şey böyle acayip bir cenk yapıyorsun. Orada ben bleeding geçiyorum build olarak hani biraz para bozdurup. Diyorum ki zaten herifle bir 15-20 saniye kapışıyoruz. En azından çaktığımda çakamadımsa da bir de bleeding kanasının arada diyorum. Ona geçtim mesela böyle uzun şeyler olunca böyle yani HP'si yüksek olan karakter düşmanlar olunca. Daha küçüklere daha seri oynamalara geçiyorum. Spike'larımın artmasını istiyorum şey olarak dikenler kısmı. Ee, o yüzden şey de zevk verdi bana. Onun çok dinamik olarak oradaki düşman tipine göre hemen bozdurup değiştirmen. 300 altına falan tekrar yeni build evet, yapıyorsun. Evet. Bu arada, Para değil. Baba yani bir tane iki tane item bozursan o iş oluyor yani Abi, zaten öyle. baktığın o, zaman o kadar. O konularda rahat bırakmış oyun. Evet. Altın konusunda falan şey yapmamış. E, rahat sınanmış, yani. Evet sınanmış, kesinlikle de şey. güzel. Ama mesela şeye katılmıyorum. Abi ben şu ana kadar hiç böyle challenge hissedemedim oyunda. Evet. Ee, beni beni en çok sıkan konu da bu oldu. Hı hı. Yani e, zorluk seviyesinde 2'den başladım Tier 2 ve bana çok kolay geldi ve hı. bu benim e, şeyimi azalttı ya. Bayağı oyundan hı. aldığım keyfi azalttı. Tier 3'e geçmek istiyorum ama Tier 3'e geçmek için de ee, işte ana görevi bitirmem lazım. Ya e abi ana görevi de koştur koştur yapmak istemiyorum. İstemiyorsun. Yani bir alan açılsın. Orada gideyim yan görev yapayım, arada ana görev yapayım. Böyle Hı. bir kendimce bir dağıtarak yavaş Hı. yavaş 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 gideyim. Bir yandan ana görev yapayım, bir yandan yan görev yapayım. Hı. E buna da oyun resmen diyor ki abi hemen bitir diyor. Hemen Hı. oyunu hemen bitir bir hikaye bir geçsin aradan gitsin diyor. Yani ona yönlendirmiş. <laughs> O da hoşuma gitmedi benim. Yani Good. şimdi yukarıda bir e, yerdesin. Alt taraf harita hiç açılmamış. Hmm. Hop en altta sana bir tane ana görev veriyor. E ben şimdi oraya koşturarak gitmek istemiyorum, tamam mı? Yani o alanları yavaş yavaş, açı açı, açı açı, açı açı gitmek istiyorum. Ama öyle yaparsam oyunu bitiremeyeceğim. Hmm. Hep diğer 2de takılacağım. E diğer takılmak istemiyorum. Üçe geçmek istiyorum. E, ne yapıyorum abi? Orayı yardır geç. Koşa hmm. koşa gidiyorsun arkadan millet saydırıyor sana küfür ediyor. Sen aralarından kaçıp gidiyorsun. Olmamış yani. Bunu niye bana izin vermiyorsun ki aç abi T3'ü de? Ya ben bırak ben Hı. isteyen birde oynasın, isteyen üçte oynasın. Ya bu mantıksız ben Hı. bana kalırsa kalırsa yani. Tamam, Nightmare'ı sonra aç. Eyvallah. Hı. Ama yani en azından bir üçü de izin verseydin keşke. Çünkü katliam makinası gibi geziyor abi ortada. Hı. Yani istemiyorum ki ben biraz zorlanayım. Hı. Ya potion 2'ye 1'e düşmüyor abi. 5'ten aşağı inmiyor yani. E bu... Zaten he, bir de bazı görevlerde onu 6'ya çıkartırsan zaten şeyini potion ha, e, işte onu diyorum. kullanımı 6 bende zaten. mesela. 3 falan olduğu çok nadir abi. Çok nadir yani. Hı. O da anca işte konsantrasyonumu kaybetmişim. Hı. Çat 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 oynayan. Abi bakmışım 3'e düşmüş. Hemen Hı. bir kendine gelince 6'ya tamamlıyorsun zaten Hı. hemen. Anında. Hele bir de e, özelliklerden bir tanesinde poş şey poşunu yani yara almadığın zaman seni iyileştiren bir şeyin daha da varsa HP'ni arttıran. Zaten o da bir yerde dinlen. O da zaten doluyor kendi başına bazen yeri gelince. Büyücü o de da yok yine. ama barbarda var. Barbarda var. Yani. Aynen öyle ondan kaynaklı. E, ee, oyunla ilgili en büyük şeyim bu. ben de bu. zaten hani, e, kapanış cümlesi olarak şey söyleyecektim. E, sayısal olarak büyüdün ama hep çocuk kaldığın bir oyun burası. Yani e, yani e, karakterlik başlasını çocuk olduğunu düşünürsen Karakterinin yaşı belki 19, 20, 25 oluyor gücü önemli değil. Evet. Ama aslında hala çocuksun oyun oynarken yani birçok bir şey değişmiyor ve o yüzden şuna da bir endişem var. Ya e, yani bu tip oyunlarda farmingin amacı skill kasayım, item kasayım, gideyim ağzına sıçayım. Hani öz, kusura bak ama mevzu ama aslında bu yani ben geldim ulan geri demek. Bu oyunda bunu hissetmediğim için e, aktüçe kendimi alsam yani sen dediğin gibi. Acaba ne olacak ki şimdi yani ee, şey olacak hani daha fazla uzaktan vurayım hemen iki vurayım geri kaçayım 3 vurayım ileri kaçayım hani şey demek istiyorum sana çok daha güçlü itemlara ihtiyacım var öyle adamları döveceğim böyle işte ağızlarını kıracağım B bunu da anlayamıyorum çünkü arkadaki o dedim ya 0.98 çarpanı var ya o muhtemelen şu anki düşmanımın çarpanı benim gücüme göre ee, bir Leblous'ta alsam onu 1.15 yapacak belki o arkadaş çarpanı adamlar benden %15 daha güçlü olacaklar. Ben bu nasıl, e, nelerle bunu halledeceğim, hangi item'ları alarak yapacağım onun sorusunun bende cevabı yok bitmediğim için. O yüzden de bu oyuna ne o başarma hissi, çok güçlü bir karakter oldum ya işte Alemin Kralı benim hissini vermiyor. Orada çok bir zayıf şey var. E, ağızda ya, kekremsi bir tat bırakıyor. Onu anca işte şeyde falan yapacaksın. Daha, işte ya TR3'te ya TR4'te hmm. işte artık hmm. Nightmare e, zorluğu açınca o zaman bu itlere ince ayar, Hı. işte poşen e, kullanımı falan, bunlara dikkat etmen gereken yerler olacak. asıl orada. Ama bak, aslında bunlar hala karakterin vermeye başlayacak. Karakterin hala çok güçlendi anlamına gelmiyor bu arada bak hani benim bahsettiğim. Ya yok var ben zaten, e işte, sana zaten onu diyorum. E işte, evet. Öyle bir şey yok, yok bu oyunda. Ya ben bu alemin kralı Hı. oldum. önüme gelene tek atacağım diye Hı. bir şey yok yani ha Belki end game'de bütün e, şeyleri dizersen. Hı ki bir şey söyleyeceğim aslında yani benim karakter şu an diğer iki de öyle yani. Hı. İçinden geçiyorum yani giriyorum çata 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 gebertiyorum. <laughs> çıkıyorum. aslında senin dediğin e, ben yaşıyorum yani. Bilmiyorum sen niye yaşayamıyorsun? Hayır işte zaten sorun orada. Şey demek istiyorum. Yani o e, sen zaten oyunun birinci bölümünden şu ana kadar geldi yani ilk bir saat falan geç. Muhtemelen sen oyunun ikinci saatinden ve 30 saatten oynuyorsan da 28 saat boyunca aynı o çizgide oynan zaten. Hani ailemin yani Burada bahsettiğim şey hani adamlar burada ben buradayım yok ki böyle aramızda böyle gidiyoruz sürekli her bölümde evet, böyle bir şey var. Evet, Benim bahsettiğim evet. adam burada olsun ben burada tostlayınca geri düşüneyim ama çalışayım çalışayım evet, ben işte. buraya geleyim ondan sonra diyeyim. Yok, yok. Hep böyle bir şeyimiz bu evet olay yok böyle abi. böyle gidiyoruz işte o oraya şey, çok bir ayar lazım. Bunun getirdiği bir avantaj var o da şu şey. Bu tür kooplarda şu kafa vardır ya sen 20. level'sın ben 50. levelım. Bir hı. araya geldik. Sen bittin abi. Sen evet. 20. level olarak köşeden seyret. Hı. Sen böyle vurmaya çalışırken ben bir geçeyim. 15 tanesini öldüm. Sen hı. ulan ben de oynayacaktım diye kalırsın <laughs> tamam. mı? Bunda öyle bir şey yok mesela. Eee tabii o çok güzel muazzama. 050 ile 50 100 arasında iki kademe var hı hı. Çünkü geçenlerde geldiler 50 60 65 işte 3, abiler diyorsun <laughs> abiler Gerçekten öyle oldum yani ben e, demeden hepsi hallettiler Neden Çünkü ben 50'yi geçmediğim için hı. oyun benim için 50'ye kadar scale diyormuş 50'yi geçtikten sonra e, o üst kademeyi yani 050 arasında ayrı 50 100 arasında ayrı hı. yapıyor. O yüzden de 0.50 arasındaki kişiler bir araya gelip çok rahat oynuyorlar. Hiçbirinin hmm. deneyimi değişmeden. 50 ile 100 arasındakiler de çok rahat bir araya gelip oynuyorlar. Onu da harika çözmüş adamlar. Olağanüstü. Yani sen o şeyde Dancı'nı oynarken hiç aynı karaktermiş gibi oynadık zaten yani. Aha. Muhtemelen abi ikimizin de karakterini sıfırlıyor orada şey bakımından, Bilmiyorum. hani güç Nasıl bakımından yapıyor? bir şey Bilmiyorum. yapıyor. Yani ikimizi de bir koy diyor. 15 level vardı aramızda. Hı hı. Ben senin oyun deneyimini bozmadım ya. Sen 20'ydin ben 35'tim. Ve Başka bu arada ben de sana ayak bağı yani. olmadım bu arada. Yani sen ha, de yani. hayatını benim peşinde koşmadın. O adamın elinden tutayım da buraya götüreyim falan evet. diye. Bayağı bildiğimiz derim ya. İkimiz arasındaki farkı normalize etti böyle getirdi bir şey oldu. Ee, öyle girdik sancına yani. Ha. Yani orada rakamda sen de belki işte 25 yazıyor level'ında ama onu belki bana göre 20 aldı. Benimki de 12 Benim de 18'i çekti. Öyle bilmiyorum, girdik. Bir şey yaptı. Bir şey yapmışlar. Ama ha. o çok zevkli olmuş. O yüzden de ee, o 1 ve 2 A ve B olanların aynı hmm. anda girmesi çok keyifli bir şey yapıyor. Oyunu baltalamıyor dediğin gibi. Ya özetle abi şey çok eleştiriliyor bazı yönlerinde falan. Benden çok not bir şey geçerli not aldı abi oyun. Onu sana söyleyeyim yani. Ee, Diablo 3'ün üzerine epey bir şey koymuş. Kafayı da yormuşlar. O dungeon meseleleri işte strong gold meseleleri falan filan bunlar böyle evet. oyuna güzel bir demek getirmiş. Açık dünya olması dedim ki bazen ana gövden kopup gidiyorsun başka şeyler peşindesin. Ama keşke o işte ee, oğlum bir gün hepinizi dövmeye geleceğim bugün dayak yedim ama bir gün geleceğim hissiyatını yaşatmaması ee, hmm. alıştığımız o deneyimi baltalıyor evet e, biraz hmm. da şeyi de söylemek isterim açık dünya yani hmm. çok güzel gitmiş evet Diablo'ya gider mi? Gitmiş hakikaten güzel olmuş fakat e, bölgeler arasında ben çok büyük bir ayrım göremedim ve e, bir süre sonra hani çok da e, harita açmanın da bir anlamıyor. ya. Yani keşif hissiyatı çok fazla yok oyunda. Çünkü hemen hemen her yer birbirinin aynısı. Ya yani o e, gezdim gezdim çok enteresan bir yer ya, geldim ya. Bura neymiş böyle dediğim bir an yaşadın mı? Onu sen? onu şey e, Lilitleri bulmakla e, heykelleri bulmakla ödüllendirmeye çalışmışlar. O da çok önemli bir şey yani, getirmedi evet. için ha. işte bu diyarda bilmem ben iki oldu diyor en fazla. 3 verdim falan diyor. O da bir havuç olmuyor dediğin gibi açmak konusunda ama Diyorum ya bunca yıldan beri, 3 oyundan beri çok lineer bir şekilde oynadığımız için Hı -hı. o haritanın açık olmasını görünce, aa o görevden bu evet. göreve falan koşuyorsun Ama yani. Dünyanın evet. bu kadar geniş olmasının anlamı Hı -hı. kayboluyor bir miktar süre. Çünkü Hı -hı. E, sol altına ulaşmış olmanın bir sana bir getirisi yok, aynı çünkü. Hı -hı. Hani görsel Hı -hı. olarak e, aynı, aynı yani. Hı -hı. Ha, ne bileyim, işte Zelda geldi aklıma. Zelda'da Zelda'ya da bomboş bir dünya tamam mı? Hı -hı. Koştur yaldır yaldır gidiyorsun ama bir yere Hı. geliyorsun ama bu neymiş burası diyorsun. Anlamaya Hı. çalışıyorsun falan. Vay burada bir şey varmış sonra geleceğim herhalde burayı bulacağım diyorsun falan. E bunda öyle bir şey yok ya her yer aynı e, Hı -hı. şeyler. Açtıkça bölgeler bir öncekinin aynısı. Hı -hı. <laughs> bir şey fark etmiyor. Hı -hı. bir. Aman ne güzel yeni bir bölge açtım burası da Hı. ne güzelmiş be abi. İşte öbür taraf çok ormanlıktı da, harikaydı da burası da böyle sulakmış çok da güzelmiş. Ya birkaç Hissiyatı yer vardı, bir tane diğer bir yani. vardı böyle ee, sağ tarafta altta böyle bataklık falan var ya mi? işte ha böyle kanlı manlı böyle ağaçlar arası falan vardı ama dediğim gibi çok böyle dramatik geçişler. Hayır dedici yok. Yani. Evet görmüyorsun evet. Belki artık onu da bir sonrakine şu anda bayağı bir... Sıçlama yapmışlar zaten. Gerçi evet. 10 sene daha gider, bir diablo daha görür müyüz? Tabii canım, görürüz e, be maruf. Daha yürürüz <laughs> be abi. Canım. Ama oyunun gideri daha çok ya. Bu onu evet, bu evet. daha çok su kaldırır. Yani bu biz herkes bitirdikten sonra bir araya gelip e, Dungeon'lara işte e, diğer artık da en zor e, yerlere girmek falan. Hı. Hardcore kısmı var bir hardcore denemek istiyorum Tabii tabii. keşke böyle iki kişi otursak hardcore oynasak evet. da böyle Yusuf, Yusuf, Yusuf ede ede. Bu daha oyun çok oynanır yani. Kesinlikle katılıyorum sana yani ayrı bir yani şey karakter değişimi de var ben mesela bir Druid falan vır zıvır çekmek ya. isterim yani altıma bir sonraki denimde. Ee, ya o bakıma açık yani oyun herifler şey Zaten bunu demezdik kötü bir oyun olsaydı ya ben bunu bir de böyle denemek istiyorum deneme, de, demezdik. Onu delirtiyor abi, o bakımdan şey kotardıklarını söyleyebilirim bence. Evet. evet. Bir tr gelince bakalım nasıl evet, bir değişiklik olacak ya hayatımda onu bekliyorum. Şey söyleyeyim yani ee, Bunca yıldan beri kesiyoruz abi bu bossları. Binlenmeleri. Ben keyif aldım abi o yüzden de çok rahat, gönül rahatlığı. Ee, çok büyük bir bütçe sorunuz yoksa da bu oyunu tavsiye ederim. Çünkü gerçekten gameplay çok uzun. Hı -hı. Yani hani bu 30 saatte 20 saatte bitti. Evet, rafa kaldıracağımız evet. bir oyun değil. O bakımdan evet böyle 1300 liralar falan şu an tabii ki çok pahalı gözüküyor. Haklısınız. Ama o deneyimi ve oyunun uzunluğu ve tek kayda bir olması da o açığı kapatacak özelliklerden bir tanesi bence. Kötü bir oyun kesinlikle değil. Olağanüstü iyi de bir oyun değil. Ama hani puanlamayı sevmiyorum ama hani buna bir gün bir puan verecek dersen 10 üzerinden 8 puanı çok gönül rahatlığıyla verirdim Rahat derim sana. Diyorsun. Evet kesinlikle. O sandık açıldığında çıkan çıkıl 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 <laughs> altın sesleri. Evet. Veya şey cücenin, e, peşine, peşine koşuyorsun ya bir de öldürüyorsun sonra. Goblin. Goblin. İki, evet. Üçte de vardı o zaten. Şerefsiz. Evet. <laughs> Yalnız bu sefer kasap nasıl olmuş? Ee, kasap, ben kasap daha gelmedim kasaba karşına. hiç daha. Hiç daha çıkmadı karşıma. Evet daha kasap denk gelmedim Rast... paşayla. Kasap rastgele dungeon'da çıkıyor. Fresh meat diye bir dalıyor abi. Şaşıyor, şaşıyor ya. Söyleyeyim. Alın, <laughs> biz barbarız. Acak derdik. Ee... Tamam. <laughs> Arkadaşlar siz de yazın görüşlerinizi. Bizden o kadar. Peki. Çok teşekkürler. Herkese iyi oyunlar. Hoşçakalın.